Arkadaşlar merhaba. Videomuz başlığından da fark ettiğiniz gibi doğal taşlar. Doğal taşlar yoluyla fiziksel ve ruhsal anlamda kendimizi nasıl iyileştirebiliriz? Nasıl faydaları var bize, bünyemize? Doğal taşlarla ilgili olan Burçak Kırka yanımda şu anda. Kendisinin aynı zamanda Instagram sayfasını da hemen paylaşıyorum sizlerle. Ne zaman açıldı Instagram sayfası? Yaklaşık bir sene olacak. Haziran itibariyle faaliyet gösteriyoruz. Satış yaptığımız da bir kanalımız. Hem de bilgilerimizi de oradan paylaşıyoruz. Evet. Taşlarla ilgili. Her paylaşımın altında bilgiler de çok güzel. Görseller de muhteşem. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. El emeği, göz nuru ürünler. Aynen öyle. Tamamıyla kendi bünyemden çıkıyor. Benim içsel durumumdan çıkıyor. Sizlerle paylaşımlarım sonrasında sizlerin istek arzularına göre şekilleniyor. Hastalıklarınıza göre şekilleniyor. İçinde bulunduğunuz... Yani özel sipariş, isteğe göre sipariş de ortaya çıkıyor. Evet, isteğe göre sipariş. Benim aslında şöyle rahatsızlıklarım var fiziksel anlamda veya psikolojik anlamda. Hangi taş bana uygundur? İşte bunu bileklik olarak mı, kolye olarak mı, yüzük olarak mı takmam lazım diye danışıyorlar size. Kesinlikle özelden öyle. Ve ortaya bir ürün çıkıyor. Aynen öyle. Aslında tam sondan başa doğru geçmiş oldum ben. Biz nasıl başlıyoruz? Yani daha doğrusu ben bir tasarımı yaparken nasıl başlıyorum? Biraz ondan bahsedeyim. Tam da sizin o bahsettiğiniz kısımla ilgili. Sizin beklentilerinizi öğrenmeye çalışıyorum. Bu doğal taşlarla ilgili olarak bedeninizde veya ruhunuzda şifalandırmayı arzu ettiğiniz kısım nedir? Örneğin hastalıklarla ilgiliyseniz tiroid rahatsızlığınız var. Tiroidle iyi gelecek olan taşları seçip bunu hangi bölgenizde taşımanız? Tiroid tabii ki doğal olarak ki boyun bölgesine yakın yerlerde bulunduğundan dolayı boynunuzda taşıyabileceğiniz bir kolye. Fakat diyorlar ki erkek danışanlarımız ve talep eden dostlarımız, ben nasıl boynumda taşıyacağım? Şimdi turkuaz taşı. Çünkü biz bunları oluştururken çakralarımıza göre de aslında taşlarımızı seçiyoruz. Hangi çakra hangi bölgeye daha fazla etki ediyor ve onun enerji rengi, çıkış noktalarımız. Enerji çıkış noktalarımız. Onların renkleriyle birlikte de taşlarımızı seçiyoruz. Nasıl takacağım? Ben iş yerinde mavi boncuklu bir kolye. Gerçi bu arada erkekler böyle uzun kolyeler takıyorlar ama. Mala kolyeler takıyorlar. Onların da hikayeleri var aslında. Fakat tabii ki birazcık daha böyle temas edebilecek, yakında durabilecek olmasını istiyoruz ki nüfuz etsin taşlar bedene ve enerjisini arttırsın. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki işte size araya deriler koyabiliriz, parçalar koyabiliriz, taşın uzunluğunu ayarlayabiliriz veya arka tarafını da konumlandırabiliriz. Yeter ki sizin bölgeniz neresiyse o bölgeye yakın yerde durmasın. Benim aklıma gelen bazı bölgelerim var, rahatsızlık duyduğum, bel var, diz var. Nasıl bir çare bulacağım? Bölge şöyle, çakra bölgelerimiz hep biliyorsunuz yatay. 7 tane çakramız var. Kök çakramız, rahim çakramız, solar çakramız, kalp çakramız, boğaz çakramız, 3. göz çakramız ve tepe çakramız. Biz o bölgeleri şöyle düşünün, yatay düşünün ve etki ettiği alanları düşünün. Evet. Şimdi kollarımıza taktıklarımız, boynumuza taktıklarımız, kulaklarımıza taktıklarımız zaten bizim o noktalarımıza nüfus eden yerler. Çünkü kolumuz hep asıl taşıyıcı bölgede, kalbimize yakın olan bölgemizde. Ve diyoruz ki velevi takamıyorsunuz çünkü bazen kanser hastaları özellikle yanlarında. Bunun bir de şöyle bir şeyi var anlatmak isterim. Çok eskiye dayalı bir şey taşlarla tedavi etmek. Osmanlı zamanında birçok uygulamasında şahit olunmuş. Koku, taş ve müzikle tedavi yöntemleri sağlanmış. Hiçbir şey yapamıyorsanız sizin o enerjinizi yükseltecek taşları ya elinizde tutun ya da odanızda bulundurun. Tesbih mesela Osmanlı'da. Tesbih mesela. Aynı şekilde tesbihleri doğal taşlardan yapıyoruz. Neden? Bazı taşları mesela kehribar mıydı? Kehribar. Dezenfeksiyon özelliği var. Mesela o dezenfeksiyon özelliği el sürekli aslında dezenfekte oluyor. Öte yandan tabii ki ruhsal kimyasal bir ürün kullanmak yerine kehribar. Kimyasal bir ürün kullanmak yerine kehribar. Yine tabii ki öte yandan da sürekli sabrı çektiği için ve o psikolojik bir faydası var. Bunun gibi birçok taş var yine faydası. Biraz değinelim en yaygın, en böyle talep gören taşlar hangileri? En yaygın ve en çok talep gören taş amatist taşı. Çünkü amatist taşı hem rengiyle hem de çakra taşları da pembe, mor olan taşlar.
Bu taşlarda bizim fark ettiğimiz özellikle de gelen kuars taşlarda, kuars taşlarının özelliği çok ciddi bir enerji toplayıcı. Yani ortam içerisinde bulunan negatif enerjiyi çok hızlıca kendi üzerine çekiyor kuars kristalleri. O yüzden en çok tercih edilen taşlar da hem renginden, estetik yanı da çok yüksek çünkü, hem de bu tarz enerjiyi pozitife çevirdiği için tercih ediliyor. Özellikle hastaların odalarına diyoruz ki biz bir köşede hiçbir şey taşıyamıyorsa bile bir kuars kristali olsun. İşte bu kaya tuzu dediğimiz şeyler, lambalar mı? Kaya tuzunu çok önermiyorum ben açıkçası. Kuars kristali dediğimiz şey kuars kristali tam mor. Şey evet. Ya da beyaz ya da sarı. Lamba olarak kullanılıyor mu onlardan? Lamba olarak kullanılanları da var. Aksesuar olarak da yapılabiliyor onlar. Parça parça blok blok da kullanabiliyorsunuz. Evet. Hatta ve hatta şöyle söyleyeyim size. Ben tekrardan bizim arkaya dönerken anlatacağım ama suyunuzun bir süre sonra bütün ortamdaki konuştuklarınızı kodladığı ve aldığı bir gerçek var. Tabii. O zaman ne oluyor? Su aslında canlılığını yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Biz şimdi son dönemlerde çok yaygınlaşmaya başladı. Ne yapıyoruz? Sürahilerimizin içine bu kuars kristallerini koyuyoruz. Pembe kuars taşlarımızı koyuyoruz, ametist taşlarımızı koyuyoruz, beyaz kuarslarımızı koyuyoruz. Ve emin olun su hiçbir şekilde ağırlaşmıyor ve aynı canlılıkta tüketebiliyorsunuz. Çok güzel. Ve bunların yine uçlarına, üstlerine dışarıdan toz toplamaması için kapak gibi yine taşları konumlandırıyoruz. Hatta örneklerimizi görebilirsiniz. Evet, ben onları ekrana bir yandan vereceğim. Bunun için biz bardaklar da oluşturduk. İster sürahi olarak kullanabilirsiniz, ister bardağınızda sürekli o canlılığı taşıyabilirsiniz. Yani bardak olduğu gibi bir taştan ibaret olur. Yok, bardak mi? Normal cam bardağımız. Fakat içerisinde koymuş olduğumuz kristal taşlarla biz bu suyu sürekli canlı hale getiriyoruz. Çünkü o taşların onları temizleme özelliği var, suyu temizleme özelliği var ve enerji yapısını değiştiriyor. Sürekli canlı kalmasını sağlıyor. Bahsediliyor son dönemde, ben de biraz suyla ilgiliyim. İyonize su olsun, alkalize su olsun gibi söylemler var o taşlarında. Mesela biz çok alışığızdır, akşam başımızın ucuna bir tane şey koyarız, su koyarız veya sürahi koyarız. Ama emin olun ki gece bütün gününüzü aslında aktardığınız bir zaman dilimi ve sizin o aktarımınız bu suyun içerisine kodlanarak geçiyor. Ve şunu öneriyoruz, diyoruz ki ya bir kapak kapatın, bu su o kodu almasın ya da taşlarla bu suyu aslında sürekli temizlik halinde tutun. Aksi halde işte şimdi araştırmalar var, işte suyun kristallerine baktılar, ona baktılar ve gerçekten iyi konuşmayla kötü konuşma arasındaki suyun molekül yapısının bozulması falan. Gerçekten biz bunun hiçbir zaman farkında değildik olumlu olan, şifa olan. Mesela şunu biliriz, işte bak buna okundu, iç bunu. O zaman şifa olduğunu biliyor ve içiyoruz şeyi. Evet. Oysa ki kötü konuşmanın da aynı şekilde etki edeceğini veya sadece kötü konuşma değil, negatif olan herhangi bir durumda da, çünkü bilmiyoruz, sürekli etrafımız radyasyonla dolu. Ama siz suyunuzu tüketirken bu doğal taşlardan yararlandığınızda bunu bertaraf etmiş oluyorsunuz. Bu kısma da nasıl geldik? İşte bu doğal taşlardan takı yapmaya başlarken, doğal taşların enerjilerini insanların bedeninde yoğun bir şekilde geri dönüşlerini aldıktan sonra bu tarz ürünlere de girmeye başladık. Bunun yanı sıra eğitimler esnasında aldığım eğitimleri şekillendirmeye çalıştım ve bir takım ritüellerimize uygun çalışmalar içinde objeler ürettik. Bunlardan bir tanesi işte tütsü setlerimiz. Ondan sonra yine Double Happy Feng Shui'ye atıfta bulunan Double Happiness tabloları oluşturduk. Bunları oluştururken aslında hep sizlerden gelen bilgiyle biz de bir şeyler çıkartıyoruz. Harika. Ve tamamıyla el yapımı. O mükemmel zaten ve çok özene bezene aldığını biliyorum taşları. Seçerken, evet. Aynen, çok doğru. Seçerken kendim kullanacağım şekliyle taşları seçmeye çalışıyorum. Özellikle parçaları, estetik olarak nasıl kullanılabilir, işte renkler birbirleriyle bütünleşik mi? Biraz bunlara önem vermeye çalışıyorum yaparken.
Ve tabii ki yine başta da belirttiğim gibi sizlerin şey çok önemli, görüşleri ve düşünceleri. Aslında birbirimizle enerjisel ağda birleşiyor oluyoruz günün sonunda. Ve ona göre bir ürün çıkıyor. Sizin beklentilerinize göre bir şey çıkartabiliyorum. Bu da beni tabii ki ayrıca tatmin ediyor. Benim merak ettiğim bir başka mesele burçlarla bağlantısı taşları. Evet. Her burca özel bir taş var. Evet, var. Çünkü elementler üzerine aslında. Biz nasıl ki burçları elementlere bölüyoruz, hava, toprak, su diye, ateş diye bölüyoruz. Aslında taşların da o şekilde doğada oluşum şeyleri var, süreçleri var. Ve o süreçler de o burçların taşlarını oluşturuyor oluyor. O yüzden hiçbir şey bilmiyor. Mesela karşımdaki alacak kişiyle konuşuyoruz. Diyor ki, yani ben ne böyle estetik olsun diye almak istiyorum diyor. Peki diyorum ya, ama bir şeyde faydası olacaksa yani ne olsun diyorum. O zaman burcuma göre hazırlayın diyor. Mesela balık burcu. Bu da tabii ki şeylere göre de değişiyor. Hangi aya göre, hangi ayda doğduğuna göre de aslında farklılıklar gösterebiliyor. Tabii ki ben bir yıldız haritası çıkartmıyorum bunları çıkartırken, ama genel burcuna göre bir çalışma yapıyorum. En kötü şunu soruyorum. Mesela balık burcundan örnek verelim. Mart'ta mı doğdun? Şubat'ta mı doğdun? İki tarafta balık burcuna geliyor. Oğlak'tan gidelim. Ben şimdi merak ettim. Kendi burcumdan. Oğlak'tan gidelim. Ben giderim. Ocak 1'de doğdum. 1 Ocak. 1 Ocak'ta doğdunuz. Sizin obsidiyen taşınız. Siyah obsidiyen. Evet. Ve siyah obsidiyende de gerçekten çok ciddi bir enerji var. Çünkü oluşum esnasında sertleşerek oluştuğu için aslında genel yapısı itibaren güçlü bir enerji kaynağı demek obsidiyen. Yani siz onu taktığınız andan itibaren aslında çekim gücünüz kuvvetlenmeye başlıyor ve enerji yapınız değişmeye başlıyor. Bolluk ve bereketinizi arttırabiliyorsunuz o taşlarla. Özellikle de obsidiyenin de öyle bir özelliği var. Sağlık taşı olarak geçiyor. Ben onunla mesela Şahin'in keskin gözleri adını verdi. Öyle mi? Evet. O da şeyden dolayı, görüntünün ötesine görebilme yetisine sahip olma diye. Çünkü o kadar güçlü bir yapısı var ki onu o taşa bir isimle ancak oturtturabilirim diye düşündüm. Ve güçlü bir taş, obsidiyen taşı. Bu arada arkadaşlar, yorumlara yazarsanız burcunuzu, Burçak Hanım size uygun taşın ne olduğunu da ve belki onun özelliklerini de sizlerle paylaşır, o yorumlarınızın altına yazar. Evet, çok bir başka mesele doğal taşlarla ilgili. Şimdi başta da söylediğim gibi hem fiziksel hem psikolojik faydaları var. Mesela kaygı problemi olan birisi hangi taşı almalı? Dumanlı kuvars. Dumanlı kuvars kaygı bozukluğu ve ansiyete için çok güçlü bir taş. Gerçekten o stresin yaratmış olduğu öfke kontrolünü bastıran bir taş. Özellikle son zamanlarda en çok kullandığım ve yaptığım taşlardan bir tanesi dumanlı kuvars. Tamamen kaygı bozukluğu, korku, öfke, stresle baş edebilme gibi sıkıntılar yaşayan kişiler için önerdiğimiz de bir taş. Yine aynı zamanda kuvars ailesinden geldiği için... Boyna mı takması lazım? Bilek de öneriyorum. Mala da çok kullanıyorum. Mala yapımlarında kullanıyorum. Özellikle son zamanlarda hem estetik anlamda çok şık bir aksesuar mala, hem de meditatif bir özelliği var. Malalarla mala birlikte... Mala nasıl bir takı, ben onu bilmiyorum. 108 adet taş boncuktan oluşuyor. Ve bir tesbih mantığında takıyorsunuz. Evet, anladım. Ve daha meditatif taşlar kullanarak veya tohumlar kullanarak konsantrasyon alanınızı genişletiyorsunuz. Mala alıp bunu tesbih olarak kullananlar var. Var. Hem takım. Aynen, evet. 33 taştan mı yapabiliyorsun? Onu şöyle değil mi yapıyorum? Mesela 99 oluyor. Onu şöyle yapıyorum. Tabii ki mala olarak kullanmayı tercih etmiyor, ama bizim 99'luk tesbihimiz de mala kadar uzun olduğu için diyor ki, ya diyor, bana 99'luk yap diyor. Ben onu hem tesbih olarak kullanacağım diyor, hem mala olarak aksesuar olarak kullanacağım diyor. Gerçekten de çok da şık oluyor. Mesela biz ona dua kolyesi adı verdik. Dua kolyesi olarak gördükleri aslında tesbih. Hayır, işin güzel tarafı tesbihi, öyle büyük bir tesbihi yanında taşımak da zor. Boynuna tak, kaybolmaz, etmez. İstersen tesbih olarak kullan. Bu da bana işte geri dönüşlerle birlikte bir ürün şeyi oluşturdu. Gamı oluşturdu. Şimdi mesela biz onlara dua kolyeleri veriyoruz. Tabii ki tesbihlerimiz var. 33'lü tesbihlerimiz var.
Ki daha çok hediye olarak tercih ediliyor tesbihler. Evet, erkek arkadaşlara veya eşlere tercih olarak kullanılıyor. Onlarla ilgili de mesela şöyle bir şey yapıyoruz. Bir tane de onun burcundan taşı ilave ediyoruz renk katmak için. Ya da belki de aynı taş ailesinden o taş grubundan başka bir taş ekliyoruz. Kendi şey olsun, ona özel olsun diye. Tabii ki ürünlerimiz kişiye özel olduğu için maksimum bir veya iki tane aynı modelden çıkıyor. Aa, o çok avantajı var. Evet. Çünkü o parça... Fabrikasyon değil. Herkesi olan değil. Evet. Tamamen kişiye özel. Tamamen çok nadir bir şey. Evet, aynen öyle. Çünkü o bulduğum parçalar da yani çok fazla olan parçaları tercih etmiyorum aksesuar kısmında. O mesela Mala'nın topu diyelim o uç kısmındaki ya da püskül çeşidi veya püskülün ucundaki taşı. Zaten doğal taşların kendi doğasında çok standart yok. Boncuk şeklinde tamam yapılıyor şu an ama işte o ara parçayı kullanırken daha şekilsiz taşları kullanmayı tercih ediyorum. Öyle olunca zaten birebir aynısında formatlar oluyor. Bunlar dışında çakra bileklikleri yapıyoruz, çakra kolyeleri yapıyoruz, çakra malaları yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? O da işte o çakraları betimleyecek doğal taşlardan yapıyoruz. İşte kök çakrayı yaparken hematit taşı ve doğal dumanlı kuvars kullanıyorum. İşte renk çakraya geldiğinde mercan taşını kullanıyorum. Mercanın kendi rengi ve kendi dokusu taşın özelliği olarak orada. Solar plexus dediğimiz bizim ikinci beynimiz, midemiz ve o artık bizim dünyaya açıldığımız tarafımız oluyor ve onun için sitrin taşını kullanıyorum, sarı sitrin taşını kullanıyorum. Sarı sitrin taşının mesela bir özelliği de para taşı. Allah Allah. Para taşı mesela bolluk, bereket bolluk bereketle alakalı ve sitrinden de çok güzel aksesuarlar yapıyoruz yine. Ben de mesela şu an her gün kullandığım ve Sabah Deniz Uzun'un da kodlamalarını yaptığı bolluk anahtarı var sitrin taşından. Ve kök çakramızın rengi olan kırmızı taştan da bir püskül oluşturdum. İşte hem köklendiğimi hem de bolluk bereketimi hayatımda... Anahtar deyince aklıma şu geldi, anahtarlık da olabilir. Anahtarlık, evet. Birkaç tane örnek gösterebilirim bununla ilgili. Tamam. Ve hani bu aksesuar olduğu için daha rahatlıkla, kolaylıkla kullanabileceğiniz taşlar oluyor. İşte sitrinin bu bollukla, bereketle ilintili olması... yüzyıllar boyunca test edilmiş ve onaylanmış. Ben şunu merak ettim. Şimdi birkaç şeye ihtiyacı olan bolluk, bereket, sağlık, başarı, işte bunlar için ayrı ayrı farklı taşlar ve takılar gerektiğinde bir sürü takı takmak zorunda mı kalacağız? Hayır. Ya da devamlı takmak zorunda mı kalacağız? Hayır. Ben mesela onları nasıl bir şekilde yapıyorum? Aralara bu Rudraşka dediğimiz Tanrışıma'nın var şeye göre rivayete göre şöyle oluşmuş bir tohumu. Tüm insanlar için yapmış olduğu meditasyon sırasında akıttığı gözyaşlarıyla tohum oluşmuş ve o parçaları ilave ediyorum ki daha etkisi olsun, daha manevi olarak güçlendirsin diye. Sonra diğer taşlardan mesela işte sitrinden bahsettik, para taşı olduğunu ve bolluğu bereketi artırdığından bahsettik. Ama dedik ki ben sezgisel olarak da çok şey olmak istiyorum, güçlü olmak istiyorum. Ama yine parayla da bunu artırmak istiyorum. Lapis taşını kullanıyoruz. Çünkü lapis taşı dönemin en kıymetli taşlarından bir tanesi ve hatta kötü ününe gelene kadar mücevher ayarında bir taş olarak kullanılmış. Lacivert taş ve üçüncü göz taşı olarak kullanılıyor. Ben mesela bir tane o sezgisel şeyi işte hayatında daha iyi odaklanmayı sağlamak, konsantrasyonu arttırmak için talep ettiğinde yanında bir tane lapis taşı getiriyorum. Evet, bu arada arkadaşlar anahtarlıklardan bahsetmiştik az önce. O anahtarlıkları da bir görelim. Şöyle kameraya doğru tutursak nasıl yapsak? Tabii ki mesela şöyle gösterebilirim. Ne taşı bu? Bu sitrin taşı. Bu görmüş olduğunuz boncuk tarafları da sitrin taşı. Az önce bahsettiğim. Evet, bolluk bereket taşı. Tamamen parayı çeker, para taşı olarak geçer. Ve bizim solar çakramızın da olduğu için solar çakramız bizim evrende artık bütünleşik olarak yaşamamızın sembolü. O yüzden biz bu ortadaki taşı da sitrin olarak kullandık ve köklerimizle de kök sağlamak için kırmızı renkli püskül oluşturduk. Çok güzel. Tabii bitti mi? Bitmedi. Bir de bu yılın koruyucusu olan Feng Shui'ye göre, Çin astrolojisine göre daha doğrusu,
Bu yılın koruyucu hayvanı da fare. O yüzden koruyucu hayvanım da sürekli yanımda olsun diye, sürekli korunayım diye de böyle bir ikonla bütünleştirdim şeyleri, evet, tasarımımızı. Bir başka anahtarlık daha görüyorum. Yine bir başka anahtarlık. Bu da yine özel yapım bir anahtarlık. Bu taşların üzerinde Çin astrolojisinin burçları var. Ve yine üst tarafında taşın kendisi akik taşıdır. Bu arada akik taşı çok yaygın, değil mi? Çok yaygın bir taştır. Çünkü bizlerde özellikle kullanılmasının sebebi iki türlü. Bir kere sağlık taşı olarak geçen şifa taşıdır bu ve tesbihlerde özellikle çok tercih edilir. Ve kadın kolyelerinde çok fazla tercih edilir. Öte yandan da Peygamber Efendimizin mührü olarak geçtiği söylenir. Akik taşından yüzüğü onun kendi mührü olduğu için. Evet. Bizde akik taşı birçok alan için manevi ve doyurucu özelliği bu şekilde oluyor. Yeşil taşı yine üst tarafında. Yeşil taşı kalp taşı, kalp çakranın taşı. İyileştirici yönü olduğunu biliyoruz. Evet, yeşil taşı. Hatta masaj yatakları falan var. Masaj yatakları var, şeylerimiz, masaj ruloları var, yine masaj spatulaları var yüz için. Yeşil taşının da çok ciddi bir özelliği var. Özellikle kalp çakrası, az önce yayınımızda izlemiştim Sabah Deniz Uzun'la birlikte ki benim de hocamdır. Evet. Kalbine sor, kalbin seni yönlendirir dediklerinde. Mesela ben diyorum ki kalp çakramda işte dengede olmadığını hissediyorum falan diye söylediklerinde yeşil taşını öneriyorum ki daha fazla içselleştirip daha fazla o alana odaklanmaları için. Bunun yanı sıra mesela titreşimi yüksek taşlardan terahertz taşını kullanmayı çok seviyorum. Gümüş renkli bir taştır o da. Ve aslında sonradan yapılma bir taş olmasına rağmen... Doğal değil mi? Sonradan yapılma derken? Aslında doğal taş olarak geçiyor ama sonradan şekillenip yapılmaya başlanıyor. Bu taşın da özelliği şu, çok ciddi bir titreşim veriyor gerçekten ve ben bunu önce biraz böyle şüpheyle yaklaşmıştım. Bir buz kütlesini gerçekten saniyeler içerisinde eritti bir küçücük taş. Terahertz taşı. Şimdi onu nasıl eritiyor? Titreşim vererek eritiyor aslında. Başka hiçbir özelliği yok. O titreşimin bize faydası ne? O titreşimin bize faydası bileklerimizdeki damar yollarımıza dokunmasıyla birlikte bizim kan akışımızı hızlandırıyor. Peki bu taşın boyutunun, miktarının önemi var mı? Fazlası zararlı olabilir mi? Yok, hiç şey yok ama bazen şunu öneriyoruz. Yani bazı taşları tanıyabilmek için kişinin bir kere deneyimlemesi lazım. Çünkü taşların enerji yapıları yüksek olduğu için depresyonda veya işte daha ciddi, mesela tiroidde o kolyenin içerisinde amatist olduğunda tetikleme özelliğine sahip olabilir. Enerji boyutundan dolayı, titreşiminden dolayı, yapısından dolayı. O yüzden aslında iyi analiz etmek lazım. Evet, çok bilinçsizce satın almamak ya da takmamak gerekiyor. Evet, çok bilinçsizce satın almamak ve takmamak gerekiyor. Ve aslında taşları kullanırken benim nacizane tavsiyem hamlarını kullanmayı daha çok tercih edinirler. Ham kısımlarını. Çünkü bunlar nihayetinde işlenmiş oluyor boncuk kısımları. Yani boncuk şeklinde olanlar. Ama tabii ki biz aksesuarlarda kullanabilmek için onlardan alıyoruz. Ancak onların da ciddi bir kalite farkı var. Tabii. Daha işte mesela hamlarının. Hamlar ama kalite değişiyor. Tabii hamları zaten gerekli olan bir de boncuk haline getirilenlerde de kalite farkları tabii, var. Tabii. O yüzden hani bir ürünü uygun aldığınızda hani diyoruz ya biz bir şüpheyle yaklaşın diye gerçekten. Hani evet. Ben de mesela kendim için alırken çok uygun alıyorsam bir endişe ederim. Kehribar taşı mesela. Kehribar taşı ciddi pahalı olan bir taş. Yani bazen öyle oluyor ki $1000'larla, $1500'larla başlayıp aslında çıkıyor ve ucu bucağı yok bunun. Ama evet, evet. Ne yapıyoruz işte biz daha ortalama, daha boyutsal, daha işte şekilsiz olanları işte aksesuarlarda hızlıca ve daha uygun maliyetlere çıkarmak için ama bu kısımda emin olsunlar ki kullandığımız taşlar iyi kalite veya maksimum bir alt kalitesi oluyor ama diğer sıradan taş kalitesinde olmuyor. Kehribar'ın bile türleri var derken aklıma geldi. O kadar çok taş türü var ki. Mesela Instagram sayfanızda sattığınız ürünler için kaç tür taştan faydalanıyorsunuz?
bilmiyorum hiç sayısına bile bakmadım ama çünkü her bir taş için, daha doğrusu her bir tasarım için bir taş uygunluğu bakmaya çalışıyorum. Çeşit olarak 100'den fazla mıdır mesela? Vardır. Evet. 100'den fazla. Belki şeye gittiğinizde ben de bunları tabii ki bir şeyden, üreticiden satın alıyorum. Tabii. Oraya gittiğinizde gözleriniz yuvalarından çıkacak kadar. O kadar çok çeşit var. O kadar çeşit gibi her biri aslında aynı ailenin devamları. İşte az önce bahsettiğim gibi kuars ailesinin devamı. Anladım. Ama değişiyor, isimleri değişiyor, etki alanları değişiyor. Mesela çocuklar için özellikle yıldız taşı diye bir taş var. Gerçekten yıldız tozu gibi küçük yıldızlar var içerisinde. Ne faydası var çocuklar için? Konsantrasyonu artıyor, becerilerini artırıyor onlar için. Mesela kehrimar bebek kolyeleri yapıyoruz, bebek bileklikleri yapıyoruz. Bebekleri onu tutup, yani gerçi biraz evet, bir zaman çekmek istemezdim. Çekmek istiyor ama tabii ki daha o erişime gelmeden anneler, ha, yani şöyle belki bir... Belki sırta takılabilecek bir taş. Onlar yapıyoruz, sırtları yapıyoruz, iğnelere yapıyoruz taşları. Yine Sabahcan'dan öğrendiğim bir şey var, onunla birlikte bir aksesuar geliştirmiştim, iğneler. Bebeklere neden işte nazar boncuğu iğneleri takılıyormuş? Çünkü aslında nazar boncuğu doğal bir taş değil bildiğim kadarıyla. Evet, etkisi. Metalin aslında çekiciliği. Metalin o kötü ve negatif enerjiyi alması aslında. Evet. Şimdi tabii biz ne yapıyoruz? O metali takacak ama bir şekilde de ucunda daha etkisi yüksek olan işte turkuaz taşı tercih ediyorum. Aynen. İşte kırmızı nazar boncuğu tercih ediyorum. Kök çakradan geldiği için nazar boncuğu. Aslında. Ya o kadar çok konuşulacak mesele var ki doğal taşlarla ilgili. Son olarak merak ettiğim şu, kendisine uygun taşı tespit ettikten sonra, satın aldıktan sonra takmaya başlayınca ne kadar süre içerisinde faydası olduğunu hisseder? Evet, şöyle, şimdi hep diyoruz ya biz önce kendimizde deneyimleyelim, kendimizde ki ben de çok iyi bir deneyimleyiciyim bu konuda. Ben inandığım her şeyden çok yüksek enerji elde ediyorum ve alıyorum. Ama şunu söyleriz, 6 aya kadar da bu gelebilir ya da işte her aynı dakikada onu hissedebilirsiniz. 24 saat takması gerekir mi? Ben hep öneriyorum, o sizde kalsın. Temizliğini yapın, işte bazıları diyor ki topraklıyorum, bazıları tuzluyorum, bazıları şey. Ben güneşin enerjisine çok inanıyorum. Ve her bütün ürünlerime güneşle temizliğini sağlatıyorum. Bunun tamamen aslında inanmayla alakası çok yüksek, etki edebilmesini hızlandırabilmek evet, için. Evet. Fakat tabii ki taşlar gerçekten de bir titreşim verdiği için kişinin o anki duygu durumunu aslında değiştiriyor. Ya da mesela onu taktığımızda, ben ki çok uzun süre aslında kolumda taşıyordum, şimdi şey yaptım, anahtarlığa geçince çıkarttım. Sitrin taşı gerçekten bana onu taktığım her gün para geliyor. Allah. Öyle ya da böyle satış oluyor. Hemen bir tane almam lazım. Mutlaka size seve seve yaparım. Sağ olun. Gerçekten de hani bu tamamen o yaydığınız enerjiyle onun birleşmesiyle açığa çıkan bir şey. Peki çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet ediyorum. Oldu. Çok sağ olun. Çok verimli, faydalı, önemli bilgiler edinmiş olduk. Çok teşekkür olduk. Ediyorum. Umarım güzel de sonuçlar alırlar kullananlar. Evet, Burç Akırka'dan arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa hem Instagram sayfasının adresini bir kez daha alt tarafa koyayım hem de bizim sayfamızdan bu videonun altındaki yorumlar bölümünden de sorularınıza vakti olursa belki evet, cevap verebilir. Seve seve cevap veririm. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için. Bu son ana kadar bizleri gerçekten keyifli, verimli bir video oldu. Bu tarz videolarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Thank you.